Dünyayı dize getiren Koca Yusuf kimdir? Türklerin tarihi o kadar eskiye dayanır ki, onlarca, binlerce kahramanın ortaya çıkması mümkündür. Koca Yusuf bunlardan yalnızca birisidir. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivan olmuştur. 1894 yılında da Avrupa ve Amerika'nın en ünlü güreşçileriyle güreşmiştir. 1.88 boyunda, 138 kilo ağırlığında devasa bir adamdır. Dünyada korkunç Türk olarak anılsa da cüssesinden dolayı ülkemizde Koca Yusuf denirdi. Bugün Bulgaristan sınırında yer alan Kocalar Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Güreş için onu yönlendirip İlk hocalığını yapanlar babası ve dedesi olmuştur. 26 yıl boyunca baş pehlivan olan Ker Aliço ile güreşi sabah başlayıp akşam bitti denilmektedir. Ker Aliço ünvanı kendi elleriyle Koca Yusuf'a teslim etmiştir. Fransa'dan güreşme teklifi alması onun hayatını değiştirmiştir. İlk başlarda bunu kabul etmesi de Müslümanların ne kadar güçlü olduğunu göstermek için kabul etmiştir. Fransa'da 3 yıl kalmış ve rakip bulmakta oldukça zorlanmıştır. Genç bir Türk olan İbrahim Mahmut ile yaptığı maç o kadar şiddetli geçmiştir ki ancak polis müdahale ederek ayırabilmiştir. Gelmiş geçmiş en acımasız güreş şampiyonası olarak tarihe geçmiştir. Avrupa'da ününün bu kadar artması yüzünden Amerika'dan da teklif gelmiştir. Amerika'ya giderek kendisine meydan okuyan dünya şampiyonlarını tek tek yenmiştir. Hatta Ernett isminde bir rakibini ringden dışarıya atmış, bu yüzden de diskalifiye olmuştur. 1898 yılında ülkesine dönmek için Transatlantik'e binmiş, 4 Temmuz sabahında bir gemiyle çarpışmış, tüm yolcular hayata veda etmiştir. Ölümüyle alakalı iddialar çoktur. Koca Yusuf'un sandalı devireceğini düşünen insanlar onun ellerini keserek ölüme terk etmişlerdir. Bir diğer iddia ise sıkışan bir çocuğu kurtarmak için kendisini feda etmiş, hayata veda etmiştir. Yeni videolarda görüşmek için abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.